Neler var derste? Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Verik Hoca, Sümeyye Hoca var. Görüyorum. Aa canımsın Sümeyye Hoca. Merhaba. Ben iyiyim. Sen nasılsın? Merhaba Hacer Hoca. Görüyorum. Evet Ayça Hoca var. İyi akşamlar. Melek Hoca var. Merhaba merhaba. Herkese merhaba. Ebru Hoca'yı görüyorum. Evet Ezgi Hoca'yı görüyorum. Ben iyiyim. Sizler nasılsınız? Gayet iyiyim. Bu akşam yine nasıl soru sorar bu defa ÖSYM'e? Merhaba Diray Hoca, onları anlatacağım size. Nereden soru getirir? Nasıl bizi? Sistem değişti çünkü arkadaşlar artık. Merhaba Diray Hoca, merhaba. Aa Diray Hoca'yı görüyorum, evet. Merhaba, merhaba. Cansınız gerçekten. Tanıdık isimler var burada. Evet, gerçekten Sümeyye Hoca. Sümeyye Erdoğan. Sümeyye Erdoğanlar. Merhaba Sümeyye'cim, ay canımsın gerçekten. Ben de çok özledim Ezgi Hoca, gerçekten çok tanıdık isimler var. Özledim, özledim, özledim. Ben de çok özledim. Evet ya, yani arkadaşlar valla tanıdık isimler. Evet ya Sümeyye Hoca öyle. Sümeyye Erdoğan aramızda görmekten çok mutlu oldum. Evet, teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, evet şöyle geçelim. Benim için de sizleri burada görmek. Aa Bakırköy'den selamlar yazıyor Ömer Hoca. Evet, ben de özledim ya. Bakırköy, Fegam tabii. Hani evet arkadaşlar, derse yüz yüze derse girdiğim arkadaşlarım var. 502, ooo 502 yazdı. Evet, merhaba. Hep tanıdıklar ya. Sınıfçınız, aa sınıfçım Fatma Nur Hoca, sınıfçım da orada, Fatma Nur Hoca da orada, merhaba, evet, baktım herkese, yani ben özlemişim gerçekten, beni görmeye gelin ya bir gün, çok özleştik gerçekten, beni görmeye gelin arkadaşlar, evet yerim belli zaten, Bakırköy ve Kadıköy, arkadaşlar yazarlar orada, evet, inşallah kolyeri, tabii ki atanma kolyelerini bekliyorum. Bir sürü atanma kolyem var. Yani bu sene ne zaman olacak onu da ben de bilmiyorum. Ama cumartesi, pazar, pazartesi, salı İstanbul'dayım. O yüzden de bekliyorum. Atanma kolyelerim çoğaldı. Hep taktığım kolyeler atanma kolyeleridir. Arkadaşların getirdiği 9.90'lık olacak. İyi akşamlar. Sesim gelmiyor mu Betül Hoca? Gerçekten sesim nasıl gelmiyor? Sesim iyi mi şu anda? Gerçekten gelmiyor mu sesim? Ses alamayan arkadaşlar, evet ses alamayan arkadaşlar sol alt köşedeki net, evet Sümeyye Hoca net dedi. Evet Sümeyye Hoca, senin benim dersimde aldığın o notlar herkesin o kadar çok işine yaradı ki gerçekten. Herkes sana dua etti, artık atanma zamanı. O yüzden de tamam o zaman. Sesim iyiyse ben geçmek istiyorum. Senden de Allah razı olsun. O yüzden de şöyle geliyorum arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz ben tahminlerimi söylemiştim. Soru vermemiştim. Dedim ki ergenlik dönemiyle ilgili soru gelir. Geldi mi? Geldi. Gelişim ilkeleriyle ilgili soru gelir. Geldi mi? Geldi. Benim dediğim şeylerden sorular geldi arkadaşlar. Yani hani onlara bakalım dedim. Şimdi yine sınırlandırmak istiyorum. Ekoller, yapısalcı yaklaşım arkadaşlar buralardan soru gelmez. Ama tabii öznelci yaklaşım olarak bilir. Kendine özgüyle çözersiniz. İşlevsalci yaklaşım sorunun gelme ihtimali çok yüksek ama yani devir bunlar Darwinizm'den etkilendikleri için sorulmayabilir bu. Çevreye uyum sağlama süreciyle çözersiniz bunu. Arkadaşlar evet Elif Hoca. Evet şimdi yine aynı şekilde geçiyorum. Zaten nereden soru gelecek arkadaşlar? Evet. Elif Ravza Hoca merhaba. Hep tanıdık isimler gerçekten de. Hepsi de tanıdık. Hepsi de tanıdık isimler. Dersine girdiğim arkadaşlar. Nokta atışı yaptığımı arkadaşlar bilirler herkes. Evet yazıyorlar. Sizden de Allah razı olsun. Yine yapacağım Instagram'da. Ben soru paylaşmıyorum. Soru bilmiyoruz ki biz. Nereden soru gelir? Konu sınırlandırıyoruz. Yine konu sınırlandıracağım. Ve devam ediyorum. Davranışçılık. Arkadaşlar gözlenebilen ve ölçülebilen davranışlar. Çevre önemlidir arkadaşlar. O yüzden de Ayça Hoca evet ay cansın. O yüzden davranışçılıkta arkadaşlar
Kesinlikle şöyle bırakıyorum bir kıyıya. Geçiyorum. Şöyle bebeklerin kişilikleri doğduklarında şekillenmemiş kil kitlesi gibidir derse zihin bomboş levha gibidir diyen namını şişeye koydur arkadaşlar. Geçiyorum, bunları siz çözersiniz sonra. Şöyle geçtalt bütüncül yaklaşım demektir. Yani bütün kendini oluşturan parçaların toplamından daha farklı, daha büyüktür. Bunları geçiyorum. Freud şöyle geçiyorum bunları arkadaşlar. Yani nereden soru gelir? Biyolojik yaklaşım, ekolojik sistemler kuramı. İşte sorunun gelebileceği yer burası arkadaşlar. Dikkat edelim. Bu defa öyle bir soru getirir ki, çünkü çok önemli olmaya başladı. Ekolojik sistemler kuramı ve Darwinizm'den soru gelebilir. Kimsenin ummadığı bu defa arkadaşlar. Ben şöyle yazmak istiyorum. Bakın, ekoller konusunda bu defa ekollerde kesinlikle şuna bakacaksınız. Bu defa yani ekoller konusunda biz işlevsel yaklaşıma bakın. İşlevsel yaklaşım. Yaklaşım. Bu defa şöyle sorar arkadaşlar. Okulda öğrenilen bilgiler hayata aktarılmalı, transfer edilmeli. Öğrenilen bilgiler hayata aktarılmalı, transfer edilmeli arkadaşlar. Hayata aktarılacak, transfer edilecek. Yani hayatilik ve transfer varsa kesinlikle bunun cevabı işlevsel yaklaşımdır arkadaşlar. İşlevsel yaklaşım, unutmayın, böyle soru getirebilir. Biz hani Darwinizm'den soru gelmez düşüncesi, Darwinizm'den etkilendikleri için, ama ÖSYM bunu önlemseyebilir. Çünkü ne var işlevsel yaklaşımda? William James ve John Dewey var. Buna atmayacaktır. Çünkü Atatürk 1938 yılında John Dewey'i ülkemize getiriyor ve eğitim programları yaptırıyor. Köyün üstüleri John Dewey'nin yaptığı o programlarla oluşturuluyor. O yüzden çok önemli. Yani sorarsa bize işlevsel yaklaşımdan soru getirir. Notlarınızı alın arkadaşlar bak. Dediğim şeyler %100 çıkar. Ben soru falan bilmem, bilirsiniz ama tık 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 çıkar yani. Nokta atışıyla çıkar. O yüzden de arkadaşlar sesim gelmiyorsa sesimi sol alt butonda bir şey var. Ona basınız arkadaşlar. Oldu mu? Şimdi sesim geliyordur zannedersem. Geliyor diyenler var. Sesiniz iyi diyenler var. Sol alt köşede yer alan sese katıl. Join I diyor seçeneğini aktif etmeli. Join I diye seçeneği var sol alt köşede. Onu aktif etmelisiniz arkadaşlar. Onu aktif edin. Bakın bizim şeyimiz yazıyor. Tek düzlem teknik yazıyor arkadaşlar. Şimdi yine söylüyorum. Söylüyorum. Lütfen işlevsel yaklaşıma dikkat edin arkadaşlar. Oldu mu? İşlevsel yaklaşıma çok iyi çalışın. O yüzden ÖSYM'nin soracağı yerlerden bir tanesi arkadaşlar işlevsel yaklaşımdır. Dikkat edin. Yani beklediğimiz yerlerden bir tanesi işlevsel yaklaşım olur. Hatta öyle bir sorar ki bilgileri verir. O yüzden de öncül soracaktır ve korkmayın, sistemi değiştirmeyecektir. Siz çünkü yoruldunuz yani arkadaşlar. Neden olduğunu bilmediğimiz, yoruldunuz. O yüzden de sistemini ÖSYM değiştirmeyecektir. O bu değiştirecek, şöyle yapacak diyor. Bu sene değiştirmeyecek ama seneye kesin değiştirmesi lazım. Şimdi korkmayın o yüzden sorulardan. Şimdi çocuğun gelişimini açıklayan, sadece bireysel gelişme ve davranışa odaklanan kuramları eleştiren, aile, okul, medya benzeri yapıların çocuk üzerindeki etkisine vurgu yapan, birçok unsurun bütüncül olarak dikkate alınması gerektiğini vurgulayan kuram aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevabın ekolojik sistemler kuramı olduğunu görünüz arkadaşlar. Bakınız, doğru cevap denizde. Yani biz okul öncesinde çıkan sorular bizde soru olarak gelirdi. O yüzden de şimdi ne yapacak? Onun üzerinden bir bakacağız arkadaşlar. Çocuklar gelişimleri sürecinde içinde yaşadıkları bireysel, sosyal ve siyasal yapılardan etkilenmekte. Bu yapılar arasındaki etkileşimler çocukların gelişimsel kazanımları üzerinde belirleyici olmaktadır diyor soru. O yüzden de yine doğru cevap, bu okul öncesinin sorusu, doğru cevap ekolojik sistemler kuramı. Denizli, Denizli. Bakın bu okul öncesinde 2016'da geldi.
2017'de arkadaşlar, yani KPSS'ye soru olarak geldi. Doğru cevap Denizli şıkkıydı. O yüzden korkmayın. İşlevsel yaklaşıma bakın. Ekolojik sistemler kuramına bakın. Her şeye de öyle bakmayın arkadaşlar, oldu mu? Her şey üzerinden kesinlikle bakmayın. İlerliyorum şöyle. Temel kavramlar. Temel kavramlardan ben hazır buluşluk üzerinde duracak demiştim. Ve hazır buluşluk ve kritik dönem üzerine bakın. Arkadaşlar, iki tane kuram üzerinde çalışacağız. Bir, işlevsel yaklaşım. İki, ekolojik sistemler kurama. Bunlar üzerinde durmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi büyümeyi, olgunlaşmayı, büyüme niceldir, olgunlaşma niteldir. Bir davranışı yapabilecek duruma gelmek arkadaşlar, yani nitel kavramdır. İşte diyelim boyu uzadı, büyümedir. Ama olgunlaşma mesela pastayı kesebilecek duruma parmaklarının gelmesi, bu olgunlaşmadır. Yapabilecek duruma gelmek, bisikletin pedalını çevirecek kas gücüne ulaşmak. Büyümeyi sayılarla ölçersin, olgunlaşmayı ölçemezsin. Fatma Hanım, seni okula başlayacak olan yeğeni Bertuğa pantolon satın almak istiyor. Çocuk giysileri satan mağazadan yeğenin yaşını soruyor. Üstüne göre olunca çok seviniyor arkadaşlar. Kritik dönem sorusu dehşetti ya, gelişimden bu kadar zor soru görmemiştim diyor Sümeyye Hoca. Evet, zordu gerçekten de. Yani bu senede kritik dönemli yaşantı deneyim sentezi soru hazır buluşlukla birlikte getirir. Söyleyeyim, bunun cevabı büyümedir arkadaşlar. O yüzden ilk öğretim okuluna yeni başlayan Mehmet, önlüğünü kendisi giyebilmek de ancak annesi defalarca göstermesine karşın önlüğünün yakasını bir türlü ilikleyememektedir. Arkadaşlar, ince kasları olgunlaşmamış. Yani Mehmet yakasının düğmelerini ilikleyebilecek olgunluğa erişmemiş. Doğru cevabın Denizli olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Doğru cevabın Denizli olduğunu görüyoruz. Yani buraya tik atıyorum, Denizli olduğunu görüyoruz. Şimdi bakalım, buradan ilerliyorum. Şimdi buradan bu seneki, evet Sümeyye Hoca haklısın. Bu seneki sorunun gelme yeri arkadaşlar, biliyorsunuz iptal edildiği için bir işlevsel yaklaşıma kesinlikle bakın. Yine söylüyorum, yeni katılanlar. İki arkadaşlar, iki. Yani biz temel kavramlardan, şuna dikkat edin, temel kavramlardan bu defa soru getirme ihtimalinin en yüksek olduğu yer arkadaşlar, bize hazır bulunuşluktan soru getirir. Hazır bulunuşluk. Bu defa 3-4 tane kavram soracaktır. Hazır bulunuşluğuna bakacağız ve kritik döneme bakacağız. Kritik dönem. O yüzden de yaşantı deneyime bakacağız arkadaşlar. Yaşantı deneyim diyeceğiz. Onlara bakacağız. Yaşantı deneyim. 3 tane faktör. Öncül verir bize, hangi sırada yer almıştır diye getirir ve sorar. Buna dikkat edelim, oldu mu arkadaşlar? Kritik dönem sorularında genellikle yaş verilir mi? Evet, gerçekten yaş veriliyor. Belli bir zaman dönemi veriliyor. Yaş da verilir, zaman da verilir. O yüzden de o zaman dilimleri bizim için çok önemlidir. Şimdi gördüğünüz gibi bu 3 kavram üzerinde duracağız burada. Bunun cevabı olgunlaşmaydı. Yani olgunlaşma soruları her zaman gelir. Ama daha çok biz kritik dönemi, yaşantı deneyim, hazır buluşluğa bakacağız. Gelişimde olgunlaşma kavramı aşağıdaki süreçlerden hangisini anlatmak için kullanılmıştır? Genetik olarak belirlenen bir plan çerçevesinde yaşantılardan bağımsız olarak gerçekleşen biyolojik gelişmelerdir. Buna dikkat ediyoruz. Gelişim psikolojisinde türe özgü genetik yapı tarafından önceden belirlenmiş bir plan dahilinde yaşantılardan bağımsız olarak ortaya çıkan biyolojik gelişmelere vurgu yapmak aşağıdaki kavramlardan hangisiyle kullanılır? Arkadaşlar, genetik diyor, biyolojik diyor. O yüzden de eğer bir soruda genetik varsa, biyolojik varsa işaretleyin böyle arkadaşlar. Genetik, türe özgü, genetik, önceden belirlenmiş, plan dahilinde dersi kesinlikle cevap olgunlaşma olur. Biliyorsunuz zaten. Yani olgunlaşma arkadaşlar, genetiktir. Bir plan dahilinde önceden ortaya çıkar.
Emek demek olgunlaşmadır. Yürümek olgunlaşmadır. Dili konuşabilecek duruma gelmek olgunlaşmadır. Olgunlaşma çevreden nispeten bağımsızdır arkadaşlar. Bir anne daha önce küçük nesneli ağzı dar bir şişenin içine sokmakta zorlanan 1,5 yaşındaki oğlu Can'ın artık bu davranışı zorlanmadan yapabildiğini söylüyor. Can'ın bu davranışı zaman içinde kazanması neyle açıklanır? Cevap yine olgunlaşma olduğunu görüyorsunuz. İşaretlemiyorum. Bunlar kolay sorular arkadaşlar. 8 aylıktan beri lazımlığa alıştırmak istenen çocuk bu alışkanlığı 1,5 yaşında kazanmıştır. Yani cevap olgunlaşma olacaktır. Olgunlaşma, olgunlaşma. Hazır buluştuk. İşte bize getirir hazır buluştukta. Oynayın soruyla. Nesi var, nesi yok? Oyunla oynayın. Bekliyoruz çünkü. Ben bekliyorum yani. Böyle soru arkadaşlar. Hocam tekrar dersimi tüm tanıtım. Bu tanıtım dersi zannedersem. Ama ben her şeyi vereceğim burada olduğumu sınava hazırlıyorum ben size. Sınava hazırlıyorum. Tekrarlar ayrıca olacak. Tekrarlar ayrıca olacak. Oldu mu arkadaşlar? Ücretsiz tanıtım dersi. Arkadaşlar eğitim programımız ücretli diyor. Ama bu ücretsiz. Alıyorum şöyle. Şimdi ben burada vereceğim. Bu akşam beni çok iyi takip edin o yüzden. Arkadaşlar çok iyi takip edin. Şimdi hazır buluştuktan soru gelir. Kritik dönemden soru gelir. Yaşantı deneyimden soru gelir. Arkadaşlar soru gelir. Şimdi ve bunun içerisinde yani bize sorar hangi sırada öncüllerde yer alır der. Öncülü soru bekliyoruz. Hazır buluştukta nesi var nesi yok oyunla oynayın arkadaşlar. O yüzden de yani büyüme, olgunlaşma artı, sağlık durumu artı, ön öğrenmeler artı eşittir hazır buluştuk. Fırat boş zamanlarında terzi olan babasına yardım etmektedir. Bu yüzden görsel sanatlar dersinde arkadaşlarına göre makası daha iyi kullanmaktadır. O yüzden de yani Fırat'ın ön öğrenmesi var. Fırat'ın yaşantısı ve deneyimi var. O yüzden de bunun cevabı arkadaşlar hazır buluştuk olacaktır. Cevap Ceyhan, Ceyhan, Ceyhan. Hazır buluştuk. O yüzden böyle soru getirme ihtimali çok yüksek. Ama öncülü gelecek. ALES tarzı olacak. Ben soruların ALES tarzı olacağını düşünüyorum. Hazır buluştuk. Doğru cevap. Gelişimi etkileyen faktörler. Kalıtım artı çevre var burada. Arkadaşlar böyle bu tarz soru da getirebilir. Şimdi dikkat edin bakın. Aşağıdaki tabloda birlikte ve ayrı büyüyen ikizlerin zeka düzeyleri arasındaki korelasyon katsayıları verilmiştir arkadaşlar. Şimdi yani biz kesinlikle bir defa kalıtım, eğer yaşantı deneyim yoksa çevre arkadaşlar. Böyle soru bekliyoruz bakın. Çevre özellikle yaşantı deneyim sorusu. Dikkat edin bak. Burada birlikte büyüyen, şimdi ben şöyle kalemimi alıyorum. Bu sorularda çok takılıyorsunuz. Bu soruları aslında yapamıyorsunuz. Daha çok yapamadığınız soru kalıpları oluyor. Neden bu soru kalıplarını yapamıyorsunuz? Ona şöyle dikkat edeceğim arkadaşlar. Bakın şimdi. Burada birlikte büyüyen tek yumurta ikizleri var. Ayrı büyüyen tek yumurta ikizleri var. Arkadaşlar birlikte büyüyen çift yumurta ikizleri var. Ayrı büyüyen çift yumurta ikizleri var. Ayça Hoca tek yumurta ikizlerini. Evet şimdi birlikte büyüyen tek yumurta ikizleri 0,85 korelasyon. Arkadaşlar bunun içinde birlikte büyüyen tek yumurta ikizlerinde A ve B arasındaki korelasyon ölçülmüş. Bu korelasyon 0,85 bulunmuş. Bu kapalı bir korelasyon. Dikkat edin. O yüzden de bu sorunun doğru cevabı kalıtım olacak. Neden kalıtım olacak? Çevre olamaz. Ayrı büyüyen tek yumurta ikizlerini de ölçmüş. 0,67 yani A ile B arasında fark kapalı fark. Ama bize birlikte büyüyen tek yumurta ikizleriyle ayrı büyüyen tek yumurta ikizleri arasındaki farkı sorarsa çevre olur. Bunu sormuyor bize. O yüzden de bunun doğru cevabı kalıtım arkadaşlar. Dikkat edin. Sadece tek yumurta ikizlerine bakacağız. Evet Ebru Hoca ama ayrı büyüyen arasındaki fark da kapalı. 67. Birlikte büyüyen fark kapalı. 58. Ayrı büyüyen çift yumurta ikizleri arasındaki
fark da kapalı 24. O yüzden de böyle soru bize getirip sorabilir. Zaten ne zaman böyle bir kopya olsa arkadaşlar, banko böyle bir soru üzerinden yürütüyor bize soruyu. O yüzden de yani dikkat edin, mantığı zorlayacak soru kalıbı olacaktır. Bize kanıtımla ilgili değil de bu defa çevreyle ilgili sorar. İşte A birlikte büyüyen tek yumurta ikizleri A kişisinin yerine B kişisine verilmiş arkadaşlar derse, yani birlikte büyüyen tek yumurta ikizleri A zeka puanı 0.85, B'nin zeka puanı 0.62 bulundu. Bunun arasındaki farkı sorarsa o zaman çevre olur bu. İkisininki 0.85 bulunmuş. Ayrı büyüyen tek yumurta ikizleri diyor. 0.67 bulunmuş. O yüzden de yani birlikte büyüyenle ayrı büyüyen arasındaki farkı sormuyor bize. Bunun cevabı kalıtım arkadaşlar. Çok güzel bir soru. Böyle soru kesinlikle getirecektir. Yani böyle soru her kopyeden sonra banko getirip sorduğu soru kalıbı olmuştur ÖSYM'nin. Çünkü burada hiç kimse böyle bir soruyu tutturamaz arkadaşlar. Nasıl çevre olurdu hocam diyor Nesrin Hoca. Nasıl çevre olurdu? Şöyle çevre olurdu Nesrin Hoca, bak şimdi. Bize deseydi ki birlikte büyüyen tek yumurta ikizleriyle ayrı büyüyen çift yumurta ikizleri arasındaki farklılığın temel sebebi ne olur deseydi, o zaman çevre olurdu bu. Oldu mu arkadaşlar? Çevre olurdu, çevre olurdu. O yüzden de karşılaştırırdı. Ayrı büyüyen tek ve ayrı büyüyen çift ikizleri karşılaştırırdı. Böyle karşılaştırma yapmamış. Vermiş, ölçülmüş, bu bulunmuş. Vermiş, ölçülmüş, bu bulunmuş. O yüzden de yani bunları bu şekilde oluşturur arkadaşlar. Gelir yani. Böyle soru beklediğimiz soru kalıpları arasında yer alır ve bize getirir banko, böyle soruyu sorar. Her kopyeden sonra arkadaşlar biz bu tarz soruları görüyoruz ve ben böyle soruda bekliyorum gerçekten de. Getirir bize bu tarz soruyu sorar. Alıyorum kalıtım. Yani artık biliyoruz genotip, genlerle gelen özellikler, fenotip, genlerin dışa yansıması, uzun boylu görünmek, gelişimi etkileyen faktörler, bireyin doğuştan getirdiği potansiyelin gerçekleşmesine olanak veren koşulları içerir. Doğum öncesi çevre var, anneyle ilgili her şey. Yani annenin beslenme alışkanlıkları, teratojen madde kullanması zararlı, alkol, uyuşturucu kullanması, kan uyuşmazlıkları, Akdeniz anemisi olması annenin, bunlar doğum öncesi çevredir. Doğum esnası çevre, yani doğum sırasında maruz kalınan çevresel koşullardır. Kordon dolanması, oksijensiz kalma gibi durumlar. Yani doğum sonrası çevre, kitle iletişim araçları, basın yayın organları, çocuğun dünyaya kaçıncı sırada geldiği, bunlar yer alır. Arkadaşlar baştan beri katılanlara söylüyorum. Bize işlevsel yaklaşımdan soru getirebilir. Çevreye uyum, adaptasyon, hayatilik ve transfer sorusu. Dikkat edin arkadaşlar. Yani ekollerden buna ne olur çalışın. Oldu mu? Ne olur çalışın. İki. Bize getirebileceği soru kalıbı hazır buluşluk, kritik dönem, yaşantı, deneyim, çevre. Arkadaşlar çevre ile ilgili korelasyonlu sayı getirir bize. Bu defa ranjla ilgili soru getirebilir. Yani büyük ranj değerleri ile ilgili soru sorabilir bize arkadaşlar. O yüzden de böyle sorulara hazırlıklı olalım bakın. Dikkat edelim. Çalışacağımız yer bunlar olsun. Bunlara odaklanalım bu defa. O yüzden de her kopyadan sonra yaptığı sistem budur çünkü ÖSYM'nin. Araştırdım. Yani 4 günden beri bakıyorum ne yapmış kopyadan sonra, 2010'dan sonra ne yapmış. İşte bu korelasyonlu sayıları sormuş. Yani kimsenin taklit edemeyeceği soru kalıpları bunlar. Hani ben tutturdum da diyemez kimse arkadaşlar. Olmaz. Şimdi gelişimin temel ilkeleri var. Gelişim kalıtım ve çevre etkileşimin ürünüdür. Yani gelişim arkadaşlar, kalıtım, doğuştan gelen özelliklerimiz var. Çevre etkisi var. O yüzden de yani eğitim alınca insanın işte bir ressam olması. Resim doğuştan geliyor. Eğitim almak çevredir. İnsanın ressam olması kalıtım artı çevredir. Arkadaşlar buna da dikkat edelim bak bu maddeye. Kalıtım artı çevreye dikkat edin. Yani böyle soru getirebilir. Gelişim sürekli ve birikimlidir. Yani dönemden döneme derse sorularda sürekli olur. Sevgi görmeyen kişi ileride
insanlara güven duymaz. O yüzden bu süreklidir maddesidir. Gelişim bir bütündür. Sordu zaten. Sormayacaktır bu 2022'de iptal edilen de. Gelişim alanında ortaya çıkan bir değişim bir başka gelişim alanını etkiler. Alandan alana. Gelişim nöbetleşe devam eder. Bir dönem hızlanır. Bir başka gelişim dönemi yavaşlar. Bu şöyledir. Ergenlik döneminde bilişsel gelişim hızlanınca bilişsel gelişim yavaşlar, duygusal gelişim hızlanır. Ali okul takımında oynayan başarılı bir gençtir. Fiziksel ve motor becerileri nedeniyle okulun gözde öğrencileri arasında yer alır. Okul takımında yer alması Ali'nin sosyal gelişimini olumlu yönde etkilemiştir. Ali özgüveni yüksek, girişken bir genç olmuştur. Şimdi arkadaşlar bakın, Ali okulun takımında oynuyor. Başarılı, sporda başarılı. Hangi alanda etkili? Ali'nin sosyal gelişimi olumlu yönde etkilenmiş. O yüzden de alandan alana olan böyle bir soru gelişim bütündür ilkesiyle açıklanır arkadaşlar. Gelişim bir bütündür ilkesiyle açıklanır. O yüzden de doğru cevabın Ceyhan olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Doğru cevap Ceyhan, Ceyhan. Şimdi devam ediyorum. Şöyle bakalım buradan. Şöyle Ceyhan dedik. Gelişimle ilgili temel ilkeler var. Gelişimde kritik dönemler var. Buradan soru gelir. Her öğrenmenin hızlı ve kusursuz gerçekleştiği dönemler vardır. Bu dönemde bireye sunulan deneyim, yaşantı olanakları çok önemlidir arkadaşlar. Yani gelişimde bireysel farklar vardır. Çünkü her bireyin aynı yaştaki bireyleri verir. Bir birey gelişim dönemini gerçekleştirirken diğeri gerçekleştiremezler. O yüzden de iki aynı yaştaki bireyleri kıyaslar arkadaşlar. Yani gelişimde gelişim kendine özgü yönelimler vardır. İşte bundan soru getirme ihtimali en yüksek yer. Ben burada yanılmam yani. En yüksek yer. Soru gelme ihtimalinin en yüksek olduğu yer arkadaşlar. İşaretliyorum. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın 7. maddesi. İlkelerden banko soru getirecek yine. Yeni katılan arkadaşlar için söylüyorum. Yine işlevsel yaklaşım 1. 2 arkadaşlar. 2. Hazır buluştuk. Kritik dönem, çevre. Hatta bunların sentezi 1 soru bekliyoruz. Korelasyonlu soru hem de arkadaşlar. Üçüncüsü, gelişimde belli yönelimler ve eğilimler vardır sorusu. Gelişim baştan ayağa arkadaşlar. Gelişim içten dışa, gelişim genelden özele doğrudur. O yüzden de basitten karmaşa bırak zaten oradan. Üç tane maddeyi soracaktır. Bize hangi gelişim ilkesiyle alakalıdır diyebilir. Dikkat edelim böyle sorulara arkadaşlar. Yani bunlara dikkat edelim, oldu mu? Lütfen arkadaşlar. Şimdi üç tane maddeyi sentezler bize, getirir. Bu defa bundan soruyu sorar. Yani bakın bize şöyle derse, baş bedenin 1/4 oranında büyük, öncül 1. Öncül 2'de çocuklar önce büyük oyuncaklarla, daha sonra küçük oyuncaklarla oynarlar. Babasına seçtirir. Daha sonra işte bu genelden özele maddesi, kaba motordan ince motora doğru. Daha sonra içten dışa maddesini de şöyle sorar bize arkadaşlar. Der ki içten dışa maddesinde yani çocuğa bir şeyi öğretirken yakın çevresinden uzak çevresine doğru öğretilmesi gerekir. Bu gelişim ilkesi dikkate alındığında hangi gelişim ilkesiyle açıklanır kavramını sorar. Ya da bu üç maddeyi öncül verir. Der ki yukarıda öncülleri verilen hangi gelişim ilkesiyle alakalıdır der. Bu defa gelişimde belli yönelimler ve eğilimler vardır. Üç maddeyi alırsınız. A. Gelişim baştan ayağa. B. Gelişim içten dışa. C. Gelişim genelden özele doğrudur maddesi arkadaşlar. O yüzden de gelişim genelden özele doğru maddesi. Arkadaşlar gelme ihtimali çok yüksek, ben söyleyeyim size yani. Ben ÖSYM şeyi olsam ben bu maddeleri koyarım. Çünkü gelişimin bel kemiğidir arkadaşlar. Evet, harika bir soru olur tabii ki. Beklediğimiz yer bu zaten. Böyle bir soru bekliyorum. Ben bekliyorum en azından arkadaşlar. Fatma Hanım çocukluk döneminde okula gidemediğinden
okuma yazma bilmemektedir. Döneminde bakın. Dönemin şartı. O yüzden de arkadaşlar kritik dönem olur tabii ki. Yetişkinlik döneminde fırsat bulup okuma yazma kursuna gitmeye başlamıştır. Ancak Fatma Hanım tüm çabasına rağmen öğrenmede zorluk yaşamıştır. Tren kaçtı. Artık kaçan tren el sallatıyorsa bunun cevabı kritik dönem olur. Yani doğru cevabın Edirne olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Edirne, Edirne, Edirne. Doğru cevap Edirne, Edirne, Edirne arkadaşlar. Yani kritik dönemde zamanı bul. Yani uygun uyacıyla karşılaşmış mı karşılaşmamış mı bul. Yani zaman geçmesi kritik dönemdir. Bir araştırmada kedi yavruları hayatının 3. haftasından 15. haftasına kadar süren dönem boyunca sadece dikey çizgiler görebildikleri bir ortamda büyütülmüşlerdir. Daha sonra hem yatay hem de dikey çizgilerin bulunduğu bir ortamda teste tabi tutulan kediler yalnızca dikey çizgileri görebilmişler. Ancak daha önce hiç karşılaşmadıkları yatay çizgileri görememişler. Bu tarz sorularda lütfen arkadaşlar zamanı işaretleyin. Üçüncü, bakın zamanı işaretleyin. Yani 3. haftasından 15. haftasına kadar süren dönem boyunca dikey çizgileri görebildikleri ortamda gördüğünüz gibi ancak daha önce hiç karşılaşmadıkları, uygun uyacıyla karşılaşmamışlar, yatay çizgileri görememişler. O halde zaman geçmiş artık. Bunun cevabı kritik dönem. Arkadaşlar getirir böyle sorular. Öncül öncül verir. Birkaç tane verir bu defa. Hiç kimse çünkü oradan bir soru çıkaramasın diye artık. Ukrayna'da bir evin bahçesinde bunun cevabı da arkadaşlar. Yani kritik dönemdir. Şöyle geçiyorum artık. Daha önemli konularımız var. Bunun cevabı da kritik dönem arkadaşlar. O yüzden de şöyle bakalım. Şöyle geçiyorum. Evet, kritik dönem doğru cevabı. Arkadaşlar oraya benim adıma da tik koydular. Teşekkür ediyorum. Gayet de güzel oluyor. İşaretlerseniz çok sevinirim. Benden önce de işaretleyen arkadaşlarım var. Hemen şöyle bakıyorum. Şöyle ilerletiyorum. Arkadaşlar şöyle geçiyorum. Yaşamın ilk 2 yılında dersi yine kritik dönemdir. Tabii tüyoları olacak. Tüyoları olacak. Hepsini vereceğim. Beyza'cığım oldu mu bak? Dikkat edelim. Tüyolarıyla. Beyza'cığım ne dedim ben? Bir, işlevsel yaklaşıma çalışalım dedim. Hayatilik ve transferle sorar bize. Dikkat edelim. O yüzden de hayatilik ve transferle sorar. 2, hazır buluştuk. Kritik dönem, yaşantı, deneyim, çevre. 4 faktör üzerinden bize soru getirir ve korelasyonlu soru da getirir, sorabilir bize. Yani biz bu 4 faktöre bakacağız. Daha sonra ilkelerden gelişim, kalıtım ve çevrenin etkileşimin ürünüdür. Doğuştan gelen özellikler çevreyle birleştirip insanın gelişimini etki eder. Ne kalıtım ne de çevre tek başına etkili değildir. Böyle soru da getirebilir. 3 tane ilkede ilkenin olduğu belli yönelimler ve eğilimler var maddesini de bize sorabilir. Gelişim baştan ayağa, gelişim içten dışa, gelişim genelden özele, bu üçünün başlığı zaten belli yönelimler ve eğilimler vardır maddesidir. Bize 3 tane öncül verir. Yukarıdaki öncüllerde hangi gelişim ilkesi yer alır ya da almaz diye de sorabilir arkadaşlar. O yüzden de dikkat edelim. Böyle sorudan getirir bize. İlkelerden banko soru gelir. Kritik dönem kavramı çevresel etkenlerin gelişimi nasıl etkilediğini anlamada çok önemlidir. Gelişim süreci incelendiğinde insana ait her organ ya da davranışın belirli yönlerinin sabit zamanlarda geliştiği görünmektedir. Sabit zamanlar kritik dönem denilmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi gelişim sürecinde kritik dönemlerin bulunduğu görüşünü doğrulayan bir örnek olabilir. Gebeliğin ilk 3 ayı zaten kritik dönemdir. Doğru cevabın arkadaşlar doğru cevabın biz Bursa olduğunu gebeliğin ilk 3 ayı Bursa olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Gebeliğin ilk 3 ayı doğru cevap Bursa. Doğru cevap Bursa olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yok yok hayır Çetin Hoca farklı soru tipi beklemiyorum.
Farklı soru tipi geçmez zaten farklı soru tipi. Size bunu yapamaz yani. Yapmaz bunu. Bu defa yapmaz ama daha sonra uzun metinli paragraflara geçer. Paragraflarımız biraz uzun olacaktır. Uzun paragraflar bekliyoruz. ALES tarzı ama uzun paragraflar. Türkçe metinleri gibi. Böyle bekliyoruz bu defa. Yani farklı soru tipi, farklı soru tipi gelmez. Farklı soru tipi sormaz. O yüzden de uzun paragraflı öncül soru bekliyoruz. Bu uzun olacak. Tabii uzun paragraflar olur. Uzun. Her zaman sorular çalınınca ÖSYM'nin başvurduğu uzun paragraftır. O yüzden de biz geçmişine bakarak geleceği yoğuruyoruz arkadaşlar. Yani uzun olacak paragraflar. Zehra Hoca maalesef uzun olur paragraflar. O yüzden de ama öncüllü olduğu için paragrafları çözmek zor olmayacaktır. Öyle düşünüyorum ben. Yani bu benim tamamen şahsi düşüncem. Öyle olacaktır. Öncüllü sorular gelecektir. Zor da olmayacaktır sorular. Yani sorular zor olmayacak. Korkmayın arkadaşlar. Gözlerinde katarakla doğan 7 yaşına kadar tedavi olamayan çocuklar daha sonra tedavi olsalar bile görme sorunlarıyla karşı karşıya kalabilirler. Bu durumda yaşamın ilk 7 yılı yine kritik dönem arkadaşlar. Uzun olunca cevabı içinde bulmak daha kolay. Tabii daha kolay oluyor arkadaşlar. Kritik dönem, kritik dönem, kritik dönem. Doğru cevap Denizli arkadaşlar. Yani biraz zaman alıcı olabilir tabii ama doğru daha yüksek doğru yapma sayınız daha yüksek olacaktır. Kuramcılar biraz zorluyor. Yani şöyle bak sınırlandırıyorum ben yine. Benim dediğim her şey %100 nokta atışı olur. Dikkat edin arkadaşlar. Çalışmanız gereken. Gelişim yordanabilir sıra izler. Gelişim süreci bir sıra düzen içinde izliyor. Neyin ne zaman ne şekilde ve hangi hızda ortaya çıkacağını tahmin etmek mümkündür. Yani emekleyen çocuk yürüyecek demek yordamaktır. Ya da gelişim süreklidir ilkesi yoksa şıklarda yordanabilir bir sıra izler yapabilirsiniz arkadaşlar. Gelişim hızı her dönemde aynı değildir. En hızlı fiziksel gelişim doğum öncesinde, sonra bebeklikte, sonra ergenlikte, sonra ilk çocuklukta en yavaş fiziksel gelişim son çocuklukta gerçekleşir. Fiziksel gelişime bakıyoruz. Fiziksel gelişimden banka soru getirir zaten. Artık fiziksel gelişim. Bir, ekoller, işlevsel yaklaşım. İki, hazır buluştuk. Hazır buluştuk. Yaşantı deneyim, kritik dönem, çevre. Arkadaşlar, ilkelerden belli yönelimler ve eğilimler, gelişim, kalıtım artı çevrenin etkileşimin ürünü. Arkadaşlar, bunlara dikkat edelim. Ve fiziksel gelişimden banko soru getirir bu defa. Banko. Ergenlikle ilgili soru getirir demiştim. Ergenlikle ilgili soru geldi. %1500 fiziksel gelişimden soru getirecektir. Hep öyle yapmıştır sınavdan, kopyadan sonra. Çünkü fiziksel gelişim sorularını çalmak çok zordur. O yüzden de beklediğimiz yer fiziksel gelişim. Şimdi bakalım arkadaşlar burada. Hemen şöyle tabii inşallah kolay... Kolay da, çok kolay da olmaz sorular. Çok zor da olmaz. O yüzden de Mehmet Emin Hoca bilemiyorum ki onu ders kaydına nereden ulaşabiliriz? Bilmiyorum ki Mehmet Emin Hoca. Fiziksel gelişim. Biz sadece de tahmin ediyoruz burada. Neler sorabilir diyoruz. Bilmiyoruz yani. O yüzden soru vermiyorum dikkat ederseniz. Yani yapabileceklerine baktım. Kopyadan sonra neler yapmış onları inceledim. Nasıl sorular getirir, nereden soru getirir onları söylüyorum arkadaşlar. O şekilde. Şimdi bedensel gelişim boy, ağırlık ve hacimsel artışla ilgilidir. Büyümeye karşılık gelir. Yani devinsel psikomotor gelişim zihin kas koordinasyona dayalıdır. Duyusal gelişim duyu organlarının gelişimiyle alakalıdır. Şimdi fiziksel gelişim doğum öncesi dönemde 0-2 dürüt evresi. 2-8 embriyo, 8-38 fetüstür. Dürüt evresinde zigot ana rahmine ulaşır, plasenta oluşur. Yani endoderm, işte arkadaşlar böyle soru verir, bakın böyle soru verir. Gelişim içten dışa doğru maddesinde endoderm, mezoderm ve ektoderm var. Önce arkadaşlar iç tabaka olur. Daha sonra orta tabaka, sonra dış tabaka gerçekleşir. Böyle bir maddede
Gelişim içten dışa doğrudur. Ama şıklarda yoksa belli yönelimler ve eğilimler maddesine gidebilirsiniz arkadaşlar. Dikkat edin. O yüzden de fetüs evresi doğum öncesi öğrenme içinde bu şekilde canlı ders yapacak mısınız? Ha Ebru hocam. Onun için de yaparım. Tek özen talebe dersi yaparım yani ben. Yine fetüs evresi doğum öncesi son evredir. Akciğer gelişiyor. Beşinci ayın sonuna doğru yaşamsal organlar büyük ölçüde olgunlaşıyor. İlk üç ay organ gelişimi açısından kritik dönemdir. Bebeklik dönemi, büyümenin hızlı olduğu ikinci dönemdir. Hem hızlı büyüme hem de psikomotor becerilerde önemli gelişmeler olur. Doğumda erkek çocuklar kız çocuklardan daha uzun ve daha ağırdır. Doğumda baş büyüktür, baştan ayağı ilkesi. Kalp atışı hızlıdır. Refleksif, denetimsiz vücut hareketleri vardır. Sinir sistemini geliştiren moro, babinski, boyun tonik refleksi gibi refleksler görülür. Doğumda görme duyusu zayıf, diğer duyular normaldir. Şimdi ilk çocukluk dönemi 3-6 yaş bedensel gelişim bebeklik ve doğum öncesine göre artık yavaşlıyor. Yani büyük kas gelişimde hızlanma nedeniyle fiziksel etkinlik düzeyleri çok yüksektir. Arkadaşlar ben şöyle düşünüyorum. Böyle özellikler verecek. O yüzden öncül 1, öncül 2, öncül 3. Bize diyecek ki ilk çocukluk, öyle düşünüyorum ben. Bunlar tahmin. İlk çocukluk dönemi gelişim özelliği arasında hangi ya da hangileri yer almaz? Bir metin verecek. Mesela bedensel gelişim bebek şöyle diyebilir. Büyük kas gelişimdeki hızlanma nedeniyle fiziksel etkinlik düzeyleri çok yüksektir. Küçük kas gelişimine ihtiyaç duyan davranışlarda acemilik vardır. Koyacak böyle bize. Diyecek ki kalp atışı hızlıdır. Refleksif, denetimsiz vücut hareketleri vardır. Bizi bu öncüleri işaretletecek bence. Ben öyle tahmin ediyorum bu defa. Arkadaşlar böyle soru bekliyoruz. Bunları çalışın. Bunlara çalışın arkadaşlar. Bebeklik, ilk çocukluk bu fiziksel dönüşüm, gelişim dönemlerine çalışın arkadaşlar. El göz koordinasyonu gelişmemiştir. Sinir ve sindirim sistemi olgunlaşır. Kalp atışı normalleşir. Görme duyusu tam olarak olgunlaşmadığından büyük puntolu materyallerle çalışılmalıdır. Son çocukluk dönemi bedensel gelişim yavaştır. Psikomotor gelişimleri düzeye varır. 9 yaşına kadar erkekler kızlara göre bu çok önemli. Daha uzun ve daha ağırken 10-15 yaş arası kızlar daha uzun ve daha ağır hale gelir. El göz koordinasyonunu kazanır. Küçük ince kas gelişimde büyük ölçüde yeterlikler gözlenir. Erkekler büyük kas, kızlar küçük kas becerilerinde daha başarılıdır. Dönemin başı zayıf olan görme duyusu olgunlaşma gösterir. Arkadaşlar bakın verecek böyle öncülleri çocukluk değil mi hocam? Gelişimin en az olduğu, evet Çetin Hoca, en yavaş olduğu dönem son çocukluktur. Son çocukluk, son çocuk. En hızlı fiziksel gelişim doğum öncesi, sonra bebeklik, sonra ergenlik, sonra ilk çocukluk, en son son çocukluk, en yavaş son çocukluktur. O yüzden de bu maddede gelişim hızı her yaşta aynı değildir maddesiyle alakalıdır. Arkadaşlar bakın verecek böyle öncüler. Ben size söyleyeyim yani. Verir. Bunlar tahmindir. O yüzden de hangi öncüler yer almaz der arkadaşlar. O yüzden hangi öncüler yer almaz der. Sıraları şöyle arkadaşlar. En hızlı fiziksel gelişim doğum öncesi 1 numara. 2 bebeklik. 3 ergenlik. 4 ilk çocukluk. 5 arkadaşlar son çocukluk. En yavaş fiziksel gelişim son çocuklukta gerçekleşir. En yavaş fiziksel son çocuklukta gerçekleşir. Evet, ben onları da çözerim, o soruları da çözerim. Instagram'dan da çözerim onları ben size arkadaşlar. Var o sorulardan. Yani iptal ettiyse iptal etti yani. O yüzden de çözmeyin demiyor ki. Çözebiliriz onları ÖSYM. Örnekleri tabii ki neler çıkmış siz de kendiniz bakarsınız yani. O yüzden son çocukluk dönemi arkadaşlar. Şimdi böyle bize verir. Der ki bedensel gelişim yavaştır. Bedensel gelişim bebeklik ve doğum öncesine göre yavaşlar.
büyümenin hızlı olduğu ikinci dönemdir getirir arkadaşlar. Yani psikomotor gelişim ileri düzeye varır. Dört der öncül. Yani bize der ki hangi öncüler son çocukluk dönemi gelişim görevleri gelişimiyle ilgili, fiziksel gelişimiyle ilgilidir. Bir ve dördü yaparsınız arkadaşlar, diğerlerini elersiniz. Biz böyle soru bekliyoruz. Bunlarla çalışın. Ben bekliyorum yani. Böyle soru her zaman böyle soru getirmiştir. Yani çalınmadan sonra söyleyeceğim hepsini, dört geliyorum. Böyle soru gelir. Mesela ilkokul birinci sınıf öğretmeni Bahar öğretmen okulun ilk günü öğrencileriyle tanıştıktan sonra daha önceden hazırladığı oyun hamurlarını dağıtmış. Haydi bakalım hamurlarla istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Neler yapacaksınız çok merak ediyorum diyerek çocukları hamurla oynamaya teşvik etmiştir. Bahar öğretmen bu etkinlikte bir, çocukları oyun aracılığıyla okula alıştırma, B, çocukların bir şeye odaklanıp dikkatlerini sürdürme becerilerini destekleme, 3, çocukların küçük kas becerilerini destekleme. Yani buradaki soru kalıbında arkadaşlar üçünün birden olduğunu görüyoruz. O yüzden de doğru cevabın Edirne olduğunu, evet herkes yazdı. Edirne, Edirne. Ve böyle öncül öncül getirecek ama fiziksel gelişimden hangisi diye bize soru geçecek. Yani arkadaşlar kolay bir soru olmayacak. Birinin yapacağı, bilmeyenin bakacağı bir soru yapacaktır. Tahminim o. Benim tahminim arkadaşlar. Yani bilirsiniz ben öyle soru moru bilmem. Hani tahminen konudan bu çıkar. Ben olsam bunu sorarım. Mantığı araştırırım. Kamp yaparım. O yüzden de oluştururum. Bakarım %100 çıkar ondan. O yüzden gene söylüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar gerçekten olabilir öyle. Arkadaşlar dediğim yerlere bakın. Bakın baştan itibaren söylüyorum. İşlevsel yaklaşım bir. Hazır buluştuk. Bir tane soru olacak bu bak. Hazır buluştuk öncül. Kritik dönem. Yaşantı deneyim. Arkadaşlar yaşantı deneyim Sümeyye Hoca. Yaşantı deneyim. Arkadaşlar çevre. Ve bunu sorabilir bize. Dikkat edin. Bunu sorabilir. Ve tarihsel zamana uzun zamandır dokunmadı. Belli zaman dilimleri üzerinde arkadaşlar insan olan olayların insan davranışları etkilemesi. O %40'lık. Tarihsel zamanda bakmanızı isterim arkadaşlar. O yüzden de birinin yapacağı bilmeyenin bakacağı. Hep söylerim o sözü Sümeyye Hoca. Evet arkadaşlar o şekilde. Yani korkmayın sorulardan. Ne oldu mu Burak Hoca, korkmayın sorulardan. O yüzden de böyle fiziksel gelişime çalışın bakın. O yüzden tarihsel zamana da bakın. %40'lıktır zaten. Gelecektir tahminen. Ve bunlara bakın. Çevre, korelasyonlu sayılara bakın. Korelasyonlu sorulara bakın arkadaşlar. Nasıl yaparız korelasyonlu soruları? O yüzden de ranjlı soru da getirebilir. Ve çalındıktan sonra ranjlı soru getirdi. Çünkü standart sapması. Hani en büyük değerle en küçük değer arasındaki farkı da getirebilir. Bir öğretmen üzerinden yürütebilir soruyu. Zaten ben olsam ne yaparım diye araştırıyorum. Ben olsam böyle sorarım der. Geçiyorum arkadaşlar. O şekilde gerçekleştiriyorum. Şimdi bakalım. Devam ediyorum buradan. Ve bedensel gelişimin hızlı olduğu üçüncü dönem. Ergenlik, erinlik, puberte ile başlar. Puberte, erinlik cinsel olgunlaşmadır. Birinci cinsiyet özellikleri olgunlaşma başlar. Birinci cinsiyet özellikleri doğrudan üremeyle ilgili, ikinci cinsiyet özellikleri üremeyle ilgili olmayanlar, erkeklerin testosteron, kızların östrojen hormonu sağlaması hızlanır. Hızlı büyümeden dolayı ergen sakarlığı görülür. Kızların ergenliğe erken girmesi olumsuz, erkeklerin erken girmesi olumludur. Aşağıdakilerden hangisi 17 yaşındaki sonerin içinde bulunduğu son ergenlik döneminin bir özelliği değildir arkadaşlar? Katlı üretim gelmedi evet ya. Çıktı evet katlı, bir tek katlı gelmedi. Şimdi katlı üretim gelebilir. Katlı üretim gelebilir. Şimdi gelebilir ama. Herkes üstünde duruyor katlı üretim. Bir katlı üretim gelmedi ya. O da şimdi gelir bence. Aynen öyle. Hepsi çıkıyor. O yüzden hepsi çıkıyor. Katlı üretim arkadaşlar. Yani yine oturup bir araştırma yapacağım ya. İstatistik. 2022'nin sorularını da analiz edeceğim. Şık analizlerini.
Çünkü onları da tarayacaktır. İçinden çıkarıp bu defa da sorduklarını sormayacaktır. İçinden çıkarıp yine istatistik yapacağım. Daha ÖYT'yi çalışmadım. ÖYT'yi çalışacağım. Yarın ÖYT'ye zaman ayıracağım. ÖYT'yi. Vereceğim yani Instagram'dan hep arkadaşlar. O yüzden de göreceksiniz yani neler olduğunu. Yine anlatacağım size, oldu mu? Arkadaşlar, birinci cinsiyet özellikleri gerekli düzeye ulaşmıştır. Ergenlik döneminin sonunda boyu başlangıcına oranla kızlardan daha uzun olabilir. C, sesindeki çatallaşma ve kalınlaşmalar düzene girer. D, el ayağındaki orantısızlık dikkat çekicidir. Arkadaşlar, el bu 17 yaşına gelmiş, sonuna gelmiş. El ayak orantısız değildir artık. Orantılı hale gelmiştir. O yüzden de orantılı hale gelmiştir arkadaşlar. Dikkat edin buna, dikkat edin, dikkat edin. Oldu mu arkadaşlar? Buna ne olur dikkat edin. Doğru cevabın Denizli olduğunu görüyoruz. Doğru cevap Denizli arkadaşlar. Doğru cevap Denizli, Denizli, Denizli. Dikkat edelim. Doğru cevap Denizli. O yüzden bakıyoruz şimdi, devam ediyorum şöyle. Siliyorum arkadaşlar. Oradan götüreceğim. Şöyle bakalım. İlerletiyorum hemen. Şöyle Denizli olduğunu gördük. Arkadaşlar, yeniler misiniz? D'nin doğrusunu. Ha tamam. Şöyle 17 yaşına gelmiş, ergenlik döneminin sonunda artık bu. El önce ergenlik döneminin başında ellerimiz ve ayaklarımız büyür. O yüzden de ayakkabılarımız artık ayağımıza, ayaklarımız büyüdüğü için ayaklarımız ayakkabıya girmez. Yani ayaklarımız büyüdüğü için ayakkabı küçük gelir arkadaşlar. Büyümeden dolayı. O yüzden de arkadaşlar buna dikkat edelim. Dikkat edelim, dikkat edelim. Başında el ayaktaki orantısızlık dikkat çekicidir. O olmaz. Teşekkür ediyorum Hatice Hoca. Sağ ol, var ol. Evet arkadaşlar, devam ediyorum. Denizli doğru cevap. Aşağıdaki hangisi ergenlik döneminin hemen başında yaşanan özelliklerden biri değildir? Karşı cinse ilgi artar. Bireyin kendisini farklı ve üstün bulur. Arkadaşlarına yönelim artar. Ahlaki değerlendirmelerde başkanın tepkisini önemsenmesi arkadaşlar olmaz. O yüzden de artık kendine özgü ahlak ve değerler sistemi gelişir arkadaşlar. O yüzden dikkat edelim buna, dikkat edelim. Gelişim özellikleri açısından ergenlik dönemindeki öğrencilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Her konuda ailenin dediklerini yapmaya çalışırlar. Asla yapmazlar. Dik kafalıdırlar. O yüzden de anne babayla çatışma yaşarlar. Sosyal roldeki cinsiyete bağlı farklılaşmaları öğrenirler. Ki bu da doğru. Meslek seçimine yönelik bilgi toplamaya başlarlar. Bu da doğru. Kimlik geliştirme çabaları sırasında karmaşa yaşayabilirler. Bu da doğru. Kendilerine model olarak özdeşim kurabilecekleri kişileri ararlar. Bu da doğru arkadaşlar. O yüzden de bu da doğru. Bu da doğru arkadaşlar. O yüzden de doğru cevabın biz Adana seçeneği olduğunu görüyoruz. Doğru cevap Adana. Doğru cevap Adana, Adana, Adana arkadaşlar. Doğru cevap Adana. Yani şöyle geçiyorum. Hemen ergenlikle ilgili arkadaşlar, evet, soru getirebilir. Yani nasıl soru getirebilir ergenlikle ilgili bize? İşte erken ergenliğe girme, geç ergenliğe girme, menaj dönemi. Yani buna menajla ilgili soru da getirebilir. Ama çok düşüktür bu defa arkadaşlar. Çok düşüktür. Hani ben şu anda tahmin etmiyorum onu. Ergenlik dönemi özelliği ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Ergenliğe erken giren kızların özgüvenleri yüksek olur. Tam tersi. Özgüven düşer. B. Erken olgunlaşan erkek ergenler daha çok ilgi görürler. C. Ergenlerde bana bir şey olmaz düşüncesi yaygındır. D. Erkeklerde boy uzaması kızlara göre daha ileri yaşlara kadar devam eder. O da doğrudur. Kız ergenlerin bedenlerindeki yağ oranı daha fazladır. Arkadaşlar, getirirse şöyle soru getirir. Ergenliğe erken ya da geç girme, bir, fiziksel gelişimi etkiler. İki, duygusal gelişimi etkiler. Üç, kişilik gelişimini etkiler ama akıl yönünden asla etkilemez. Asla etkilemez. Yani bize öncül öncül sorar ve der ki işte iki tane öğrenci verir, bir erkek biri kız, der ki işte anlatır öykülerini. Yukarıdaki öyküye bakarak aşağıdakilerden hangisi
hangisi yer almaz? İşte der ki duygusal gelişimi etkilenmiştir, sosyal gelişimi etkilenmiştir. D'ye, E'ye de bilişsel gelişim etkilenmiştir diyebilir. Asla öyle bir şey olmaz. Öyle getirirse arkadaşlar atarsınız. Yani gelebilir. %50'dir o. %50 ihtimal veriyorum ben ergenliğe. Ergenlik dönemi özellikleri ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Ergenliğe erken giren kızların özgüvenleri yüksek olur dedik. Doğru cevap Adana arkadaşlar. Adana, Adana. Ya zaten kızlarda yağ oranı artıyor. Erkeklerde kas dokusu artıyor. Buna dikkat etmemiz gereken noktalardır. Aa, şu soru. Şimdi dikkat edin arkadaşlar bak. Bu sorularda da hep böyle yanılıyorsunuz. Çok sorun yaşıyorsunuz. Grafikli soru. Zaten ergenlikle ilgili getirirse böyle grafikli soru getirir bu defa. Grafiği sever. Kopyadan sonra grafiği sever. Hiçbir gelişimizi sıfırdan başlamaz. At gitsin. Hiçbir gelişimizi sıfırdan başlamaz. At gitsin. Hiçbir gelişimizi sıfırdan başlamaz. At gitsin arkadaşlar. O yüzden de hiçbir gelişimizi böyle durağın olmaz. Doğru cevabın Edirne olduğunu görüyorsunuz. Neden? 10 yaşına kadar, şunu asla unutmayın. 10 yaşına kadar, Sümeyye Hoca bak, 10 yaşına kadar kızlar, erkekler kızlardan iri, ağır, uzundur. 10 yaşa kadar, bak dikkat edin, 10 yaşa kadar iri, uzun, ağır. 10'dan 14 yaşına kadar, şuraya kadar 14 yaş kızlar erkekleri geçerler. Kızlar geçer. 4 yaş bak. 10'dan 14 yaşa kadar. Daha sonra ise 14'ten sonra erkekler kızları geçerler 14'ten sonra. Kızlar 18, erkekler 20'ye kadar uzuyordu eski değerler. Şimdi kızlar 20, erkekler 22'ye kadar uzuyor. Böyle grafiği sorar. O yüzden de gelişim hızı derse, grafik bir soru verirse sıfırdan başlayanları okuma at. Bak ne kadar kolay oluyor arkadaşlar. Sıfırdan başlayanları at. Hiçbir gelişim hızı da D gibi olmaz, durağan olmaz. O yüzden doğru cevabın Edirne olduğunu görüyorsunuz. Neden? 10 yaşına kadar kızlardan erkekler daha iri, daha uzun, daha ağırdır. 10 yaşına kadar. 10 yaşından 14 yaşına kadar kızlar erkekleri geçerler. 14 yaşından sonra 20 yaşına kadar, 22 yaşına kadar erkekler kızlardan daha iri, daha uzun ve daha ağır olur. O yüzden de bu grafik bunu anlatıyor arkadaşlar. Getirirse grafikli soru gelebilir. Grafikli soru görme ihtimalimiz çok yüksek zaten. Yani dikkat edin, böyle soruda gelişim hızıyla ilgili bir bilgi verdiğinde bizi grafiklerde sıfırdan başlayanı atın gitsin. Gerçekten atın gitsin. O yüzden de geriye zaten durağan olanları da atın gitsin arkadaşlar. Yani doğru cevap zaten bir tane şık kalır. Onu işaretlersiniz. Onu oluşturursunuz. Şöyle bakıyorum hemen. Alıyorum şöyle. Devam ediyorum. Ergenlik dönemine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Kızlarda ilk adet kanaması erinliğe geçişinde ilk işaretidir. Erinlik değil. Ergenliktir arkadaşlar. Yani tabii o deneme konusunda yayın önerisini burada yapamıyorum. Bu platformda oldu mu arkadaşlar? Sonra ben kendim Instagram'dan falan söylerim yani. Yazarım gruplardan, bakarsınız. Şu anda yapamıyorum Çetin Hoca, olmuyor. Olmaz şu anda yayında. Hani neyse, sonra söylerim, oldu mu? Doğru cevap Adana. Şu anda tabii çok güzel şeyler var. Ben her zaman önerdiğim bir şey vardır arkadaşlara, bir yayın vardır. O yüzden arkadaşlar o yayını takip ederler. Ben hani o kopyaya karışan yayınla ilgili de hiçbir zaman bir şey demedim yani. O yüzden onu alın bile demedim. Hatta hiç bahsetmedim. Bir tek yayın söylerim ben. Herkes o yayını odaklanır. Bebeklik dönemi devinsel gelişim. Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar doğru olanı soruya bak. Kızlarda ilk adet kanaması erinliğe geçişinin ilk işaretidir. Yani bu hangisi doğrudur derse bu yanlışlık.
ikinci cinsiyet özelliklerinin geç ortaya çıkması bireysel gelişimi olumsuz yönde etkiler. At gitsin. Ergenlik döneminde kızlarda östrojen, erkeklerde testosteron hormonlarının ilk kez salgılanmaya başlaması ikinci cinsiyet özellikleri at gitsin. Erkek çocuklar arasında çevresindeki kız arkadaşlarından daha önce ergenlik dönemine girenler bulunabilir arkadaşlar. Yani şöyle söz karıştı, şöyle alıyorum hemen. Doğru cevabın Deniz'de olduğunu görüyoruz, oldu mu? Geç olgunlaşma ergenlik döneminde erkekleri olumlu. Hayır, olumsuz etkiliyor. Kızlar yani evde olmaz. Doğru olan şık Deniz'de şıkkı olduğunu görüyoruz. Hani söz karıştığı için bu atmamız gereken şıkta Adana, Bursa'yı attık, Ceyhan'ı attık, Edirne'yi attık. Doğru cevabımız Deniz'de kaldı arkadaşlar. Şöyle geçiyorum. Bir diğerine bebeklik dönemi deminsel gelişim, nefes alma, şeyler var, refleksler var. Boyun tonik refleksi arkadaşlar. Reflekslere bakın, oldu mu? Yere sırt üstü yatırıldığında başını sağa sola döndürmesi boyun tonik refleksi. Ayak parmağına dokunulunca ayak parmaklarını yelpaze gibi açması Babinski refleksi arkadaşlar. Yani suya bırakıldığında kol ve bacaklarını hareket ettirmesi yüzme refleksi. Avuç içine dokunulduğunda parmaklarıyla kavramaya çalışması Palmer refleksi. Yanağıyla ağzı arasında dokunulduğunda başını dokunan yöne çevirmesi, bu da kökünü, kaynağını arama refleksi arkadaşlar. Yani bunlar zamanla ortadan kalkan refleksler. Evet, doğru cevabın Bursa olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bilişsel, zihinsel gelişim. Piaget'den şunu getirir sorar. Şimdi arkadaşlar bakın, buraya kadar tekrar ediyorum. Buraya kadar 4 tane soru bekliyoruz. Nedir o sorular? 1. İşlevsel yaklaşıma bakın. Çevreye uyum, adaptasyon, hayatilik ve transfer. Oldu mu arkadaşlar? 2. Hazır buluştuk. Kritik dönem, çevre, bunlara dikkat edin. Özellikle yaşantı deneyim. Korelasyonlu sayılara bakın. Ve arkadaşlar kesinlikle böyle 4 tane kavramdan bir tane soru getirecektir. Tarihsel gelişime de, tarihsel zamana da bakın. Böyle soru da olabilir. Çok dikkat edin buna arkadaşlar. O yüzden de böyle %40'tır tarihsel zaman. Ama hazır buluştuk, yaşantı deneyim, kritik dönem, sentezin olduğu bir soru. Arkadaşlar ikinci sorumuz olur bu bizim. Üçüncü sorumuz ise fiziksel gelişimden %1500 arkadaşlar şey olur. Hocam bir saat doldu da yavaştan toparlasak uygun mudur? Ben bir saat mi yapacağım sistem yöneticimiz? Bir saat mi yapacağım sistem yöneticimiz? Bir saat mi yapacağım? Hem bir saat. Çok az. Dur. Tamam. Şunu söyleyeyim. Piaget'i söyleyeyim. Sistem yöneticimiz. Bir dakika. Arkadaşlar. Yani fiziksel gelişimden soru getirecek. Ben bekliyorum. Dördüncü sorumuz bizim. Gelişim ilkelerinden bir tane soru gelecek. Arkadaşlar. Ergenlik döneminden soru gelir, ihtimal düşüktür ama bireysel gelişim etkilemez, ona dikkat edin. Grafikli soru üzerinden bize sorabilir arkadaşlar, 2-3 çizgi çıkarabilir. Bireysel gelişim hızlandı bilmem ne diyebilir. Arkadaşlar şimdi dikkat edin, Çetin Hoca evet, yine yaparlar bunu, bir dakika şimdi arkadaşlar. Biz Piaget'den bir tane soru bekliyoruz. Oldu mu? O da şu kavram tabloyu dikkat edin buna. Uyum var ya burada, adaptasyon. Özümseme ve uyumsamayla uyum süreci gerçekleşiyor. Uyum süreçtir. Yani özümseme asimilasyon, uyumsama akomodasyon. Yani şıklarda yoksa düzenlemedir. Uyumsama öğrenmedeki ayırt etmedir. Özümleme öğrenmedeki genellemedir. Genelleme ve ayırt etmenin başlığı uyumdur, adaptasyondur. Bize bununla ilgili soru getirir arkadaşlar. Soru getirir, soru getirir. O yüzden de dikkat edelim buna. Oldu mu? Ne olur arkadaşlar, buna dikkat edelim. Bize böyle soru getirebilir. Yani genelleme ve özümleme, özümleme öğrenmedeki genellemedir. Ama Piaget olduğu için asla özümleme yapmayacaksınız. Genelleme yapmayacaksınız. Özümleme yapacaksınız. Ve öğrenmedeki ayırt etmenin adı da uyumsamadır. O yüzden de özümleme ve uyumsama
arkadaşlar, bunu sağlayan başlığımız uyumdur. Bize iki örnek verir ve der ki hangi başlık altında gerçekleşir sorusunu sorar. Doğuştan gelen fonksiyonel değişmezleri sordu. Uyum ve örgütlemeydi. O halde uyum süreci de özümleme ve uyumsamayla. Bunu çizin arkadaşlar bak. Bundan soru getirir ha. O yüzden de dikkat edin bak. Banko soru gelir bundan. Yani ben olsam %1500 bundan sorarım. Uyum süreci neyle gerçekleşir? Bir, özümleme. İki, uyumsama. O da akomodasyon. Dikkat edin arkadaşlar bak. Böyle soru getirir bize. Yani Piaget'in bilişsel gelişim kuramında evet özümleme arkadaşlar ve bu kadar zaman dolmuş bu örnek derste zannedersem evet güzel gidiyordu arkadaşlar. Ben nereden bakın biyolojik bilişsel fonksiyon için çok önemli olan fonksiyonel değişmezler olarak adlandırılan iki tane kavram var. Biri uyum sağlama, diğeri örgütleme. Bak arkadaşlar bakın bu tabloyu soruyor. Uyum sağlama, örgütleme. Gördünüz mü bak? Uyum sağlama, adaptasyon. Diğeri örgütleme. Bakın fonksiyonel değişmezler. Bu tabloyu çalışmadan sınava girmeyin arkadaşlar. Ben sizin yerinize kendimi koyuyorum, empati yapıyorum. Ben olsam diyorum bu tabloyu çalışmadan asla sınava girmem. Sormadı, uyum kaldı. Özümleme ve uyumsamayla gerçekleşecek. Piaget'den bunu soracak arkadaşlar. Ben böyle bekliyorum yani. Bu şekilde kesinlikle olur. Erikson'dan soru gelir. Erikson'dan ergenlik dönemiyle ilgili soru getirir arkadaşlar ve onu üretkenliğe karşı durgunluk dönemiyle sentezleyen bir soru olur arkadaşlar. Erikson'dan getirir bize. %1500 soru getirir zaten. O yüzden de dikkat ederim. Yani %1500 soru getirir. Ergenlik dönemini çalışın. Marsya'nın kimliklerini çalışın. Üretkenliğe karşı durgunluğu çalışın. Arkadaşlar çalışın bunlara. Yani bunlara bakın. Bunlar üzerinden dikkat edin arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. Bir tane daha söylemek istiyorum. Hatta bağlanma kuramlarıyla ilgili %100 soru gelir. Söyleyeyim size. Bağlanma kuramları. Ve Freud'dan da soru getirir bize. Oidipus ve Eretra karmaşalarından kurtulma, özdeşim savunma mekanizması, fallik dönemde, süperegonun gelişmesi arkadaşlar. Bununla ilgili de soru getirir sorar. Dikkat edin buna. Erikson'dan oraya bakın. Dil gelişim kuramından da arkadaşlar bize kesinlikle yine Noam Chomsky'den soru getirir. Gördük zaten Noam Chomsky sorusunu. Noam Chomsky'ye çalışın arkadaşlar. Özel konuşma kaldı zaten. Artık özel konuşmaya çalışın. Özel konuşma Vygotsky'nindir. Özel konuşma Piaget'in monoloğu Vygotsky'nin özel konuşmasıdır arkadaşlar. O yüzden de özel konuşmasıdır. Dikkat edin. O yüzden de ben olsam ÖSYM'nin yerine bunları sorarım artık. Yani dikkat edin bunlara. Yani fallik döneme çalışın. Fallik dönemde özdeşim kurma, savunma mekanizması, süperegonun gelişmesiyle birlikte Oedipus ve Eretra karmaşalarından kurtulma. Buna çalışın arkadaşlar. O yüzden de Erikson'dan Marsya'nın kimliklerine bakın. Yani ve daha sonra Marsya'nın kimlikleriyle birlikte ergenlik dönemi sorunları yaşayan bir kişinin arkadaşlar yani babasıyla olan çatışmasını bize getirip sorabilir. O yüzden dikkat edin. Üretkenliğe karşı durgunluğa çalışın arkadaşlar. Bunlara çalışın yani. Ve daha sonra bağlanma kuramlarında çocuklarda bağlanmaya kesinlikle çalışın. Kesinlikle çalışın. Bağlanma kuramlarıyla ilgili soru getirip pat diye sorar arkadaşlar bize. O yüzden de yani bir de Noam Chomsky'nin dil gelişim dönemlerine çalışın ve Vygotsky'nin özel konuşmasına çalışın. Özel konuşma, hızlı haritalama. Bunlara çalışın arkadaşlar. Hızlı haritalama bilmediğinden yola çıkarak bilmediği hakkında fikir yürütme. Yani zihninde hemen düşünüp cevaplama. Hızlı haritalama arkadaşlar. Yani buna da çalışın. Yani bunlara dikkat ederim. Bakın toparlıyorum. İşlevsel yaklaşım, fiziksel gelişim, hazır bulunuşluk kritik dönem arkadaşlar. Hazır bulunuşluk kritik dönem, olgunlaşma diyorum. Hazır bulunuşluk kritik dönem arkadaşlar. Çevre, tarihsel zamana da göz atın ve grafikli soruya bakın. Grafikli sorulara ve orada fiziksel
büyümeyle ilgili, fiziksel gelişimle ilgili soru sorar arkadaşlar. Daha sonra oradan çıkar bize. Yani uyumun özümleme ve uyumsamayla nasıl gerçekleştiğini anlatan bir soru. Bu şekilde çocuk davrandı. Hangi süreçler işe koşulmuştur der. Uyum sağlama, adaptasyon olur şıklarda. Dikkat edin arkadaşlar bu soruya. Daha sonra fallik döneme bakın. Oidipus eritre karmaşalarından kurtulmanın tek nedeni süperegonun orada gelişmesi ve özdeşim kurma savunma mekanizmalarından bize getirip soru sorar. Dikkat edin arkadaşlar. Ve savunma mekanizması ile ilgili sentezleyerek soru sorar hem de. Oradan çıkarsın. Erikson'a bakarsın. Oradan çıkarsın. Dil gelişimine bakarsın. Özel konuşmaya bak. Hızlı haritalamaya bak. Arkadaşlar Noam Chomsky'nin dil gelişim dönemlerine bak. Erikson'un üretkenliğe karşı durgunluk dönemine bak. Ve Marsyan'ın kimliklerine bak. Ergenlik dönemine bak. Sentez bir soru sorar. Bir de bağlanmaya bak. 10 tane soru. Bunları soracak. Ben içimden öyle geliyor. Ben de çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar yani bunlara bakın arkadaşlar. Noam Chomsky'nin dil gelişim aşamaları var. Agulama, babuldama. Bu defa gelişimde öğrendiğiniz kavramla sormaz. Okul öncesinin dil gelişim dönemiyle ilgili. Ben de çok seviyorum Sümeyye Hoca. Arkadaşlar okul öncesinin gelişim dönemleriyle ilgili. Yani agulamanın, mırıldamanın tekrarı diye sorar bu defa bize arkadaşlar. Agulama, mırıldamanın tekrarı. Katlı öğretimi sonra o öğeti. Katlı öğretim öğeti. Burada girişim var. O zaman ben kapatıyorum arkadaşlar. Sonra söylerim ben arkadaşlar kapatıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Şule Hoca olarak kucaklıyorum. Kocaman öpüyorum. Allah'a emanet olun. Oldu mu arkadaşlar? Ben size yine söylerim tahminlerimi. %100 tutuyor tahminlerim. Herkes çok iyi bilir beni. O yüzden de arkadaşlar çok iyi bilir. Tahminlerim tutuyor. Ben olsam böyle yapar diyorum. Gönlümü koyuyorum. Soru dinliyorum. Kopya hiç bilmem zaten. Öyle şeylerden hiç anlamam. Verseler bile bakmam. Ne kadar adaletli olduğumu bilir herkes. Ben istemem öyle şeyler. O yüzden de arkadaşlar gerçekten de tutar yani. Dediğim her şeyi tutar. Öğrenme, gelişim, rehberlik, öğreti. Bu 4 dersten %1500 tutar. 4 derse giriyorum zaten. Değişik akademilerde biliyorsunuz. O yüzden de öpüyorum sizi. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. O zaman çıkıyorum dersten. Hayırlı akşamlar diliyorum.